Olmamış, onun ulaşamaması sonrası da öğlen saatlerine doğru da Erdoğan dönmüş ve Özgür Özel'i aramış. Oradan sızan bilgi, diyalog sürecini açık bırakalım, o kapıyı kapatmayalım cümlesi tabii burada önemli. Ayrıntıları da daha sonra belki öğreniriz, belki de sizlerden alırız. Bir de burada sormak istediğim şey Milliyetçi Hareket Partisi'nin o sert tutumunun, hem Devlet Bahçeli'nin söylemi hem de MHP içerisindeki kurmayların o sert dilleri, kirli dilleri aslında söylemek lazım. Devam ediyor çünkü MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı özellikle Fethi Yıldız, Özgür Özel'in Bahçeli'ye verdiği yanıttı ki hiç de öyle hakaret yoksa diyor, sadece ben buna cehalet demeye uzun sayarım ama mutlaka başka bir şey var demişti. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler cümlesini kullanmış olması Fethi Yıldız'ın Özgür Özel'e yönelik cümlesi. Bunu Hilal Köylü biraz bu dili biraz konuşmak isterim. İkincisi de tabii Özgür Özel'in Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi ve bundan sonraki izleyeceği süreç ne olabilir? Hadi birkaç dakika daha bunu konuşalım istiyorum. Şimdi MHP'de Cumhur İttifakı'nın içinde 31 Mart seçiminde şunu gördü: ben her an ittifak dışı kalabilirim, ben mahvolabilirim, başıma kötü şeyler gelebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi işte aldı götürüyor, harita kırmızıya boyandı, ben beka sorunu dedim olmadı. Efendim ben terör sorunu dedim olmadı, ben bölücüler dedim olmadı. Ne yapsam, ne etsem diye MHP'de kendi kendine buhranlar geçirirken Özgür Özel seçimi kazanmış, gayet rahat bir tavırla ve siyasi nezaketle Cumhur İttifakı'na diyor ki biz diyalog kuralım, diyalog kurarsak siyasette çok daha rahat yol alabiliriz. Madem siz şimdi işte 2028'e kadar seçim yok diyorsunuz, mecliste olacağız, beraber olacağız. Yıllardır halkın özlediği tabloyu anlatmaya çalışıyor Özgür Özel. Biz bu siyasetteki nefret dilini, ötekileştiren dili, işte kadını aşağı çeken dili, işte kötücül dili haber yazmaktan bıktık. Ama Cumhur İttifakı'nın içindeki Milliyetçi Hareket Partisi bıkmadı. Tayyip Erdoğan'a bile baktılar. Erdoğan'da bile öylesi kötü bir tavrı görmediler 31 Mart seçiminde. Çünkü Erdoğan balkona Emine Hanım'ı alarak çıktı. Emine Erdoğan aldı çıktı. Kendi kurmaylarını almadı. Cumhur İttifakı'ndan kimseyi almadı. Ve ne dedi? Her olanda bir hayır vardır dedi. Bir de işin böyle hani dini felsefik tarafını da temellendirdi. Onu da söyledi. Biz dersimizi alacağız, neyi yanlış yaptıysak yola devam edeceğiz dedi. Ama arka taraftan MHP öyle bir panikte ki nasıl körükleriz, ne yaparız? İşte Erdoğan'ı o kötücül sarmalın içinden çıkarmam. Aslında MHP burada en büyük kötülüğü, tabii ki Özgür Özel'e yapabilecekleri bir kötülük yok artık. Bunu zaten cümle alem anladı, dünya anladı. Şu anda yapabilecekleri en büyük kötülük Erdoğan'a olabilir. Bunu tabii ki biz anladık, Sezin Öney anladı, Zeynel Lüle anladı da Cumhurbaşkanı Erdoğan anlamadı mı? Onu da göreceğiz. Bence anlamış, bence anlamış. İşte Özgür Özel'i o arıyor. Yani sonuçta orada bir Özgür Özel bir mesaj veriyor, bir diyalog mesajı veriyor, iyi yönetim mesajı veriyor ve bu bir yandaş medya organı olan gazetede manşet oluyor. Yani yıllar sonra gördüğümüz bir şey bu. Ben 2002'den beri, Sezin de biliyor, AK Parti iktidarını izliyoruz. Ayrıştıra ayrıştıra böyle 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 artık yani tavana çıktılar. Gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, sekreterler, herkes ayrıştırıldı ama Özgür Özel bu ortamda bir yandaş medya gazetesinde manşet oluyor. Sonrasında ne oluyor? İşte Erdoğan görüyor. Diyor ki demek ki hani burada bir şey kabul edelim, hakkı teslim edelim. Tabii sonrasındaki politikaları biliyoruz ama bence bu MHP'den gelen mesajlar aslında Cumhur İttifakı'nda öteden beri arka planda da olsa zaman zaman işte meclis grup konuşmalarına da yansıyordu burada.
Cumhur İttifakı'ndaki ayrışmaların çok daha farklı tonlarda karşımıza gelebileceğini gösteriyor. İşte ayrıca Cumhur İttifakı'nda bir de yeniden refah sorunu da var. İşte üstüne üstlük bir de MHP sorunu var ve Erdoğan hem kendi partisini toparlamakla uğraşacak hem de bu Cumhur İttifakı'nın yüklerini sırtından atabilecek mi? Sorun o. Yani biz ne kadar daha Erdoğan'ın sırtına binersek bu kervanda yolumuza devam ederizin yolları bu. Hani Özgür Özel üzerinden bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyorlar ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kuşatmayı safları sıkılaştırmaya çalışıyorlar. Yoksa şimdi ne demiş bir dakika? Tam olarak şunu söylüyor. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Muvakkat Genel Başkan Osmanlı Türk Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin öğütüymüş bu. Evet. Yani pardon bu tartışma nereden çıktı? Bahçeli dedi ki seçim sandıklarda kazanılmaz, bu ülke sandıklarda kurulmadı dedi. Evet. Olur mu? Özgür Özel de dedi ki yani bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, savaş meydanlarında kurulmuş. Sandıkta kurulmadı demek ne demek? Bir kere zaten onu da tartışmıştık biz MHP'lilerle. Siz demokrasiyi, sandığı reddediyorsunuz demek. İşte aslında bazıları da diyor ki işte Atatürk savaştı, etti, sonra kendisi cumhurbaşkanı oldu. İşte çok partili seçim sistemi sonrasında geldi. İşte Bahçeli de aslında ona gönderme yapıyor. Allah Allah, Allah Allah. Tabii yani Atatürk bunları öngörmemiş miydi? Sonra sandık gelsin daha mı iyi olur demişti. Özgür Özel de diyor ki hayır, sandık iradesine sahip çıkacaksınız. Bu geçmişte de böyleydi. Dün de böyleydi, bugün de böyle diye. Ya bu burada MHP artık önümüzdeki süreçte, biz bundan sonraki süreçte şunu göreceğiz demek ki DEM Parti'ye saldırmaktan, CHP'ye saldırmaktan, dahası toplumu ayrıştırmaktan geri adım atmayacaklar. Ama burada tabii hep dediler Erdoğan Bahçeli ne derse onu yapıyor. Bakalım Erdoğan bu kez onu yapacak mı? Çünkü şu an ekonomi önceliğimiz dedi. Mehmet Şimşek hakikaten çok büyük yetkilerle ayrıca donatıldı. Hemen pat diye Dünya Bankası ile 5 yıllık işbirliği yaptığını söyledi şimdi. Bakalım Bahçeli üzerinde Erdoğan baskı kurabilecek mi? Bence asıl oyun kurucu, evet, ve politika yönetici olan Erdoğan. Erdoğan'ın ben sahalara çok daha başka döneceğini düşünüyorum. Eğer başkalaşmazsa da demek ki şimdiden havlu atmış olacak. Onu da bize süreç gösterecek. Evet, şimdi aslında bu son cümle önemliydi. Şu anlamda önemliydi. Erdoğan şimdi farklı bir süreçe girecek cümlesi. Çünkü hem Özgür Özel'i aramış olması, hem büyük bir ihtimalle kabinede bir değişiklik yapacağını biliyor olmamız, hem de tabii kendi partisi içerisindeki yönetim değişikliğine yönelik bazı adımlarını atacağını düşünmemiz ve o diyalog sürecine açık tutalıma, karşılık verme eğiliminde olduğunu hissetmemiz. Çünkü bu nereden geldi? Sabah gazetesi durup dururken Erdoğan'ın tek bir fotoğrafının olmadığı, hiçbir nüshası, hiçbir sayısı olmamasına rağmen o gün hiç Erdoğan fotoğrafı, Erdoğan haberi yoktu.